again. Bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizinle bir yurt odamı temizliyorum günü yapacağız. Neden? Çünkü normalde temizlik haftada iki kere yapılıyor zaten. Ama daha işte açık alanları temizliyorlar. Ve çok özel alanlara karışmıyorlar. Özellikle dağınıksa hiç dokunmuyorlar. O yüzden diyorum ki yarın da temizlik günü odanın. Şöyle bir kendi özel alanlarımı temizleyeyim. Buraya geldiğimden beri çamaşır yıkamıyorum. Şöyle ki ablama gidiyorum. Zaten 1-2 gün sanırım ablamda geçirdim. Ona bırakıyordum falan. Çok ihtiyaç duymadım ama birikti. Şükürler olsun birikti. Tek kişi olunca bir makineyi doldurmak gerçekten çok zor oluyormuş. Birikmesini bekliyordum. Birikti sayılır. Dolabımı da açacağız. Çok dağınık kullandım. Hem kirlileri çıkartırız hem de dolabın içini de bir düzenlemiş oluruz. Onun dışında yatağım falan dağınık. Buralar dağınık. Yeni bir ürün gelmişti. Onu denedim. Video çektim. O yüzden bir tık dağıldı buralar. Bir temizlik günü olacak özetle. Size de kameramı açtım. En sevdiğim içerik olduğu için birlikte biraz temizlik yapalım, toparlayalım odamıza diyorum. Siz de hazırsanız ve okeyseniz başlıyoruz. Size ilk olarak biraz göstermek istiyorum toparlanmadan önce. Şuralar böyle bayağı dağınık. Şurada kirlilerimi biriktirdim. Bunları ayıracağız birlikte. Şurası yine karışık. Buraları hiç düzenlememiştim. Zaten öylesine yerleştirmiştim. Burada yine bir şeyler var. Yatağımın üstünde bir şeyler var. Burası da dağınık ve burada dediğim gibi bir ürün denemiştim. Ayakkabı temizleme ürünüydü. Onunla hatta diğer ayakkabılarımı da temizleyip öyle yerleştirelim. Burası da böyle dağınık. Buraları da toparlayacağız. Alanımız şöyle yani. Şurayı full toparlayacağız. Bu arada ilk defa yurda getirilen bir şeyler sipariş verdim. Çünkü yakın civarda hiç market yok. Aşağı ineceğim şimdi. Onları almaya. Onları da alalım. Onları da yerleştiririz. Temizliğe öyle başlarız dedim. Yeah. Dışarısı buz gibi, içerisi çok sıcak. Gerçekten ortası yok. Aldım paketimi sonunda. Hemen bakalım. Birazcık bekletti beni de. Bakalım doğru mu gelmiş her şeyimiz. Aslında burada kullanabileceğim bir mutfak var ama çok böyle mutfaklık bir malzeme almadım. Daha atıştırmalık. Akşam ders çalışacağım ve genel olarak bundan sonra okul ve sınav haftan başlayacağı için akşam ders çalışırken atıştırmalık bir şeylere ihtiyacım olacak. O yüzden atıştırmalık aldım. Ders aralarında yemek için bazen kahvaltıyı ya da öğle yemeğini kaçırıyorum. O yüzden öğün geçiştirmelik biraz kuru yemiş tarzı bir şeyler aldım. Açayım bu arada. Sıcak suyumuz var. Onun için paket kahve falan aldım. Bakalım bunlar bir süre idare eder. Getirip biraz denemek için aldım. Hani buradaki hızı nasıl getirirken ya da işte diğer markete gidip gelmem daha mantıklı olur ama çok mantıklı oldu. Bu direkt alt kapıdan alıyorum. O yüzden bayağı kolaylık oluyor benim için. İlk olarak şu yatağın üzerini toparlamakla başlayacağım. Sonra masanın oradaki eşyaları alıp buraya yerleştireceğim. Çünkü orayı temizleyip sonra oraya düzgün bir şekilde yerleştiririz. O yüzden ilk olarak şuradan başlıyorum. Yeah. Az önce de söylediğim gibi ben burayı tam anlamıyla yerleştirmedim aslında. Nerede nereye koysam çok mantıklı bir şekilde karar verememiştim. Şimdi diyorum ki buradaki her şeyi tamamen yatağın üzerine alalım. Burayı önce bir silip tozunu alacağım. Sonra biraz kullanışıma göre şu altları kullanırız. Üstleri de daha az kullandığım şeyleri koyabiliriz. O şekilde bir yerleştirelim burayı. Yeah. Thank you.
know. Şu kablolu eşyaların ben çok görünmesini sevmiyorum ortalıkta. O yüzden bunları şöyle bir yere koyacağız. Şurada şöyle bir boş alanım var. Zaten aşırı sık kullanmıyorum. Aslında her gün kullanıyorum ama buradan almak daha pratik olur gibi düşündüm. O yüzden buraya koyuyorum. Kitap ve defterlerim sürekli gözümün önünde olmasını istediğim şeyler olduğu için bunları şu ilk rafa yerleştireceğim. Kalemlerimi şimdilik henüz bir kalemlik almadığım için şu kupamın içine koyacağım. Bir kalemlik aldığımda bunu da artık boşaltırız ama şimdilik bunun içinde kalsın var. Yeah. Çok güzel kokuyor. O yüzden sanırım bir günleri daha var. Biraz daha bizimle. Sonra seni de boşaltacağım mecburen. Şimdilik yine masamda kalacaklar. Diyorum ki bu atıştırmalıklarımı şu kapalı dolabın içine koyalım. Ya da üst kata koyalım. Orayı çok kullanamayacağım zaten. Aynen bunlar da büyük olduğu için görünür yukarıdan üst kata koyalım. Bunlar dolaba gidiyor. Şunlar da dolaba geliyor. Şu büyük kitapları da buraya aldım. Bunların tamamını yukarıya koyuyorum. Burada kalsınlar. Kahvelerim masamda kalabilir. Bunu direkt açalım. Zaten birazdan kahve yapacağız. Şu ayakkabı temizleme ürünlerini direkt ayakkabı dolabının içine koyacağım. Şu an kullanmayacağım çünkü temizleyeceğimizi de oradan alırız. Birazcık temiz hava. Burada sadece bunlar ve bunlar kaldı. Zaten şimdilik burada kalacak bunlar. Yatağımız okey. Çöp kovamız var. Sadece şurası kaldı. Bence burası da tatlı oldu. Gayet kullanışlı oldu. Yeah. Bence mis gibi oldu burası. Gayet güzel oldu. En kullanışlı şekli böyle olurdu yani. Daha fazla bir şey yapamayacağım. Gelelim buraya. Şuradan bir kirlileri ilk olarak ayıralım. Onları hemen yıkamaya vermeyeceğim. Çünkü salı günü mutfak dersim var ve önlüklerimi de yıkatmak istiyorum. Onları vermesem, diğerlerini yıkatsam bilemedim. Sanırım şey yapacağım. Bir ayıralım onları salı günü. Ders çıkışı direkt hepsini birlikte veririz. O da mantıklı. Yeah. Düzenlemekten vazgeçtim çünkü gerek yok gibi düşündüm. Yoruldum belki de bilmiyorum yapasım kaçta. Zaten sanırım bugün kaça kadar açık oluyor aşağısı bilmiyorum onu bir soracağım. Yemekten sonra açıksa direkt kıyafetleri götüreceğim. Sonra onlar geldiğinde hepsini birlikte yerleştiririz gibi düşündüm. Bir de bugün artık ders çalışmam gerekiyor. Temizliği sırf kaçmak için yaptım. Evet itiraf ediyorum. Ama artık çalışmam gerekiyor. Yarın sabah 9'da bir quizim var. Quizin önemlilik derecesini bilmiyorum. Ama hatırladığım kadarıyla online dönem ilk başladığında ilk derste bu quizlerin vizeye bir etkisi olacağını söylemiş diye hatırlıyorum ama bunu tamamen uyduruyor da olabilirim.
kimsenin çok net bir şey hatırladığı yok. Muhtemelen etkisi olacak. Olmasa da yine de yani işte çalışmam gerekiyor. Bu izin var. O yüzden şimdi artık kendimi ikna ettim ve masanın başına oturdum. Gördüğünüz gibi. Çalışmaya başlayacağım. Ama başlamadan önce size bir konuda danışmak istiyorum. Şimdi üniversite sınavına, lise sınavına ya da herhangi bir sınava hazırlanıyorsanız, bu vizeler, finaller ya da yazılılar bile dahil. Bilirsiniz belki, bilmiyorum ama bu YouTube'da düzenli olarak benim karşıma çıkıyor. Böyle eş zamanlı ders çalışma videoları. 1 saatlik ya da yarım saatlik. Belirli teknikler kullanılarak yapılanlar var. Acaba diyorum böyle bir video çeksem işinize yarar mı? Benim kitlemin ne kadarlık bir kısmı şu an üniversite ya da lise sürecinde ya da herhangi bir sınava hazırlanıyor. Bunu bilmediğim için, yani az çok yaş seviyelerini bildiğim için takipçilerimin aslında büyük bir kitle 18-25 yaş aralığında ve bu da muhtemelen bir üniversite öğrenciliği ya da bir sınava hazırlanma sürecidir gibi düşünüyorum. Ama yine de size sormak istiyorum. Böyle bir eş zamanlı ders çalışma videosu çeksem sizin işinize yarar mı? Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız YouTube'dan bakabilirsiniz. Yine çekersem çektiğim videoda açıklarım zaten ama Instagram'dan ya da YouTube'dan fark etmez. Bir yerden bana dönüş yaparsanız çok sevinirim. Çünkü biraz işe yarar videolar da olsun istiyorum. Bu videoyu çekersem zaten üniversite sürecimde çekerim. Bundan sonra zaten çekebileceğim bir video değil. İşe yarayacak eğer sizinle 25-5-25-5 şeklinde yarım saatlik çalışma düzenli 1 saatlik bir çalışma videosu çekerim. Ve devamlılığını da birlikte yapabiliriz. Aslında bu ders çalışırken birlikte yapacaktım ama emin olamadığım için isteyip istemediğinizden bir sormak istedim. Bundan sonraki videoyu öyle bir video olarak yükleyebilirim eğer isterseniz. Ve bunu farklı ortamlarda, kütüphanede, işte yurtta, orada, burada, nerede isterseniz de farklı ambiyanslarda çekebilirim. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız yazarsanız ona göre şekillenir. Bunu soracaktım size. Şimdi artık daha fazla konuşacak bir şeyim kalmadığına göre çalışmaya başlayabiliriz. Kitaplarımı alıyorum ve başlıyorum. Şu kadarcık kitaba 140 lira niye veriyorum ben ya? Çok değil mi sizce de? Bana biraz çok geldi. Baksanıza incecik. Geçen dönem de böyle bir fiyat almıştık galiba, tam hatırlamıyorum. Quiz'in ilk iki konusu, yani şöyle, bu zamana kadar 3 haftada 4 haftada işlediğimiz konulardan yapacak quiz'i. O yüzden çok bir konu birikimi yok. Ama baştan sona hiçbirini bilmediğim için ortalama bir 30 sayfalık çalışmam gereken yer var. Kelimelerini çıkartacağım. İlk olarak ben o şekilde İngilizce çalışıyorum. Baştan sona kafamdan çevirmeye çalışacağım. Çeviremediğim cümlelerin kelimelerini çıkartacağım. Ve kelime ezberi yapacağım. Daha çok aklımda kalması için, hatta yazıp şuralara bir yerlere koyabilirim. Bunun amacı da quiz yazılı şeklinde olacak. O yüzden kelime bilgisi önemli. Test olsa her türlü zaten bir şekilde yapıyorsun. Ama yazılı olduğunda bir tık daha kelime bilgisi, cümle kurabilme yetin önemli oluyor. O yüzden biraz kelime bilgimi geliştirip konulara hakim olmaya çalışacağım. Öyle zaten geçen dönem işlediğimiz konular Türkçe olarak işlemiştik. Biraz İngilizceleri gibi düşünebilirim. O yüzden çok da uzak olduğum bir konu değil. Başlıyorum. Yeah. Evet, saatlerimiz 7'ye geliyor ve hatta sanırım saat tam olarak 7 ve yemek vakti geldi. Biraz çalıştım. Şarjım da çok azmış ya. Biraz çalıştım. Bir yemek yiyelim. Sonrasında gelip tekrar çalışmaya devam edeceğim. Öyle size de haber vereyim dedim. Birlikte gidelim, yemek yiyelim. Bugün ne var acaba yemekte? Bugün ekstra bir açım. Çok verimli çalışamadığım gibi hissediyorum. Niye öyle oldu anlamadım. Çok uzun süre çalışmadığım için muhtemelen. Yemek yedim ve odama dönüyorum artık. Allah var, bugün çok güzeldi yemek. Her gün güzel çıkıyor ama bugün çok lezzetliydi gerçekten. Doyduk. Artık ders çalışma vakti. Ama kendime bir yarım saat izin veriyorum. Mayışmak için. Evet, odaya geldim. Biraz Eda'nın videolarını izliyorum. Kafamı dağıtmak için. Saat zaten 8.40 oldu. Artık tam anlamıyla çalışmam gerekiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şuradan bir saniye. Sizi fırlattım gibi oldu ama fırlatmadım, düştünüz. Şuradan bir kahvemi alıyorum. Bir de bunu alıyorum.
İlk olarak kahvemi koyacağım. Önce bir kahve yapalım değil mi? Çok yemek yedim. Yemek saati erken olduğu için diyorum ki normal yemeyeyim. Ne varsa yiyorum. Sonra bu bende bir ağırlık yapıyor. Buna erken uyuyorum. Ama şu an erken uyuyamam. O yüzden kahvemi buna dökeceğim. Sonra aşağı ineceğiz. Aşağı nasıl ses alacağız? Bakın şimdi göreceksiniz. Umarım yarın oda temizlenir. Temizlik günü ama bayağı berbat şu an. Şimdi aşağı inelim, sıcak su alalım, gelelim. Sizi kapatınca fark ettim, soğuk suyum da bitmiş. O yüzden sizi almadım çünkü iki tane elim var. Kahvemi yaptım. Bir de soğuk suyumu da aldım. Şimdi tekrar çıktım odama. Kahve umarım güzeldir. Allah'tan onu aldım. Kötüyse bir daha almam. Kahvem burada, suyumu da buna doldurdum. Eda'nın da videosunun şu kadarcığı kaldı. Bunu da izleyip sonra şu arkadaşlara devam etmeye çalışacağım. Bir de bir şey diyeceğim size. Bir şey danışacağım. Çok küçük bir şey danışacağım. Bu videoda daha önce bir şey daha sormuştum. Size de sormuştum, hatırlamıyorum. Şu an ben kameram DJI Osmo Pocket'ın birinci... İlk kamerasını kullanıyorum. X3 falan çıktı galiba da birini kullanıyorum ben. Kameramdan memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama telefondan video çekenlerin videolarına bakıyorum. Ekstra bir kalite farkı göremiyorum. Tamam, güzel çekiyor. Ama telefonlar da artık 11, 11 Pro'nun üzerindeki telefonlar güzel çekiyor. Yani çok böyle piksel, miksel oymuş, buymuş anlamıyorum da. Ama görüntüye baktığımda çok bir farklı gelmiyor bana. Diyorum ki acaba ben bu kamerayı satsam mı artık? Bir de sıkılmadım da sanki bir telefonla çekmek şu an nedense daha bir heyecanlı, daha bir keyifliymiş gibi geliyor. Sizce nasıl olur ya? Şu an bilmiyorum. Sanki bunu satıp telefonumla devam etmek gibi bir fikrim de var. Öyle bir şey yaparsam telefonun da bir üst modeline geçip daha da kaliteli video çekerim gibi geliyor. Çünkü şu an bunun kalitesiyle telefonun kalitesi bence aynı. Bence şöyle yapalım. Ben bu telefondan bundan sonraki vlogu ya da birkaç sonraki vlogu bu telefondan çekeyim. Onu da size bir yükleyeyim. Zaten kurgularken anlarım. Ortalama gerçekten aynı kalitedeyse kamerayla uğraşmaya gerek yok. Çünkü gerçekten telefona çekmek aşırı pratik. Anında bir şey olduğunda çok hızlı bir şekilde çıkarıp çekebiliyorsun. Telefon zaten sürekli elinde oluyor. Ama kamera öyle değil. Yani ekipmanını taşıyorsun her yanına. Benim kameram küçük olmasına rağmen. İşte şarj aleti, onun şarjı bitiyor. Onun ayrı depolama alanı, SD kartı bilgisayara takıyorsun falan filan. Bilmiyorum, beni bir tık yordu. Telefonla mı devam etsem diye bir düşünceyi aklına soktu. Bence dediğim mantıklı. Bir kere bir telefonla vlog çekmeyi deneyeceğim. Bakalım güzel oluyorsa ona devam ederiz. Olmuyorsa bunu satarız. Fikirlerinizi açayım bu arada. Yazabilirsiniz. Daha önce deneyen varsa, bu tarz fikirle şeyler yapan varsa fikirlerinizi açıyorum sizinle. Tamam, bu yeter artık. Daha fazla muhabbet yok. Ders çalışacağım. Saat 10 olacak artık. Abartmayayım, saat 9'da galiba. Neyse, çalışıyorum. Yatmadan yine konuşuruz. Bye bye. Yeah. Evet arkadaşlar, bir vlogun daha sonuna geliyoruz. Bir günüme eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.